Yeni bir tarifimle herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle beraber hem çay saatlerinizde hem ikramlık olarak yapabileceğiniz hem de çocuklarınızın beslenme çantalarına koyabileceğiniz enfes bir katmer poğaça yapacağız. Kat kat dokusuyla tel tel ayrılan yumuşacık bir poğaça oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Üstelik yapılışı da çok kolay. Herkesin de kolaylıkla yapabileceğini düşünüyorum. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden bu nefis poğaçamızın yapılışına geçelim. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Öncelikle yoğurma kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık suyumuzu alıyoruz. Ardından 1 su bardağı ılık sütümüzü ekliyoruz. Yarım su bardağı sıvı yağ. 2 adet yumurta akı. Yumurtalarımızın sarısını da poğaçalarımızın üzerinde kullanmak için ayırdık. Şöyle 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 paket instant mayamızı ekliyoruz. Ardından harcımızı çırpıcımızla şöyle güzelce bir karıştırıyoruz. Ve kontrollü bir şekilde unumuzu ekleyerek hamurumuzu güzelce bir yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk. Şöyle de göstereyim. 7 su bardağı undan şu kadar bir unumuz kaldı. Yani toplamda 6,5 su bardağından biraz daha az olacak şekilde un kullandık. Şimdi hamurumuzun üzerini bir örtüyle örtüyoruz ve oda sıcaklığında yaklaşık 45 dakika mayalanmaya bırakıyoruz. Hamurumuz çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi eşit bezelere bölelim. Hamurumuzu 10 eşit bezeye böldük. Şimdi merdane yardımıyla servis tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Şimdi açtığımız hamurumuzu servis tabağımızın üzerine alıyoruz. Şöyle servis tabağımızın üzerinde hafifçe bir unladık. Servis tabağımıza yerleştirdikten sonra üzerine eritilmiş tereyağımızdan ekliyoruz. Ve bir fırça yardımıyla her yerine ulaşmasını sağlıyoruz. Ardından ikinci kat hamurumuzu yerleştiriyoruz. Ve yine tereyağımızdan ilave edip fırça yardımıyla her yerine ulaşmasını sağlıyoruz. Bu işlemi hamurumuzun her katında uyguluyoruz. Evet, hamurumuzun son katını da yerleştirdik. Bu son katı yağlamıyoruz arkadaşlar. Şimdi hamurumuzun üzerine bir streç filmle kapatıyoruz ve buzdolabında yaklaşık 1 saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuzu buzdolabında tam 1 saat dinlendirdik. Şimdi masamızın üzerine unlayıp hamurumuzu elimizle baskı uygulayarak büyütelim.
hamurumuzu çok güzel bir şekilde büyüttük. Şimdi bu üst kat daha düzgün olduğu için hamurumuzu dikkatli bir şekilde ters düz edeceğiz. Hamurumuzun altında kalan bu bozuk kısım poğaçalarımızın iç kısmına gelecek. O yüzden hiçbir sıkıntı olmayacak. Şimdi hamurumuzu bir pizza kesiciyle öncelikle dörde kesiyoruz. Ardından 8'e. Ardından bu küçük kısımları da 3 eşit parçaya kesiyoruz. Şimdi hamurumuzu rulo olacak şekilde sarıyoruz. Ben poğaçalarımı sade olarak yapacağım. Siz tercihe göre isterseniz peynirli, çikolatalı veya patatesli olarak da yapabilirsiniz. Şu uç kısma hafifçe baskı uyguluyoruz ve inceltiyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz. Hazırladığımız poğaçalarımızı fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Şimdi poğaçalarımızın üzerini bir örtüyle örtüyoruz ve oda sıcaklığında yaklaşık 15-20 dakika tepsi mayası veriyoruz. Tepsi mayası verdiğimiz poğaçalarımızın üzerine yumurta sarımızı sürüyoruz. Poğaçalarımızı önceden ısıtılmış 200 derecelik fırınımızda pişmeye bırakıyoruz. Katmer poğaçalarımız fırından çıktı. Muhteşem kokuyor. Hemen şöyle yakından kıvamını ve dokusunu da göstermek istiyorum. Şöyle iç kıvamına da bakalım. Tam kıvamında muhteşem bir poğaça tarifi oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimizi beğendiyseniz bizi takip etmeyi, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Deneyecek olanlara da şimdiden afiyet olsun.